Evet sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Van depreminin ardından radikal kararları bu açıklamalarla duyurdu. Benzer açıklamalar, aynı paralelde açıklamalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan da geldi. Van depremini ve Başbakan'ın açıkladığı bu radikal tedbirleri konuşacağız. Aynı zamanda bölgede yıkılan binalar konusunda Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı demiştik. Arama kurtarma ekiplerinin ve konunun uzmanlarının binaları incelediklerinde, yıkılan binaları incelediklerinde gördükleri tabloda çok korkunç, zira yıkılan apartmanlardan biri, bugün en çok konuşulan apartman Sevgi Apartmanı. O apartmanda kalitesiz malzeme kullanıldığı, kat araları kolon bağlantılarının yapılmadığı, dere kumu ve bol çakıl kullanıldığı ve koca binanın taşıyıcı kolonlarının 4 demirle 20 santim kalınlığında yapıldığı ve kalın görünsün diye etrafının da briketle örüldüğü noktasında uzmanların yapmış olduğu açıklamalar var. Bu tabloyu konuşacağız. Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Güleryüz şu anda telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hemen soralım bu tabloyu size. Başbakan dün konuştu. Enkaza baktığımızda malzemenin ne kadar kalitesiz olduğunu, o betonun adeta kuma dönüştüğünü, zemin kattaki beton blokların zayıflığını ya da kaldırıldığını, kaldırılması tabii içinde oturan kişiyle de alakalı. Ama genel olarak malzemelerde böyle bir kalite problemi var. 99 sonrası yapılan binalarda da zaman zaman benzer tablolar ortaya çıkmış Van'daki bu depremde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, bu Van'daki bu can kayıplarının yegane sebebi kalitesizlik ve denetimsizlikten can kaybı yaşanmıştır. Yoksa fenli şartlara uygun olarak mühendislik hizmetleri almış bir bina olsaydı orada herhangi bir can kaybı olmazdı bu şiddetteki depremde. Bu kalitesizlik ve denetimsizliğin önü kesilmelidir. Yani bu Türkiye'nin yarayan bir kanısı yani. 99 Gölcük depreminde de benzer hadiseleri yaşadık. Yani giden canları geri getiremiyoruz. Evet. Mühim olan depremden önce önlemlerimizi alarak bu tablolarla karşılaşmamamız lazım. Yani şunu özellikle herhalde konuşmak gerekiyor. İnşaat malzemeleri, özellikle kullanılan beton, bunun belli bir standart var mı? Böyle bir standart uygulanıyor mu Türkiye'de ve bunu denetleyen var mı? Sağlıklı bir şekilde bunun denetimi yapılıyor mu? Şu anda Türkiye'de tek tok bu betonları üreten şirketlere baktığımız zaman hepsi standartlara uygun üretiyor. Bu işi standartlarına uygun yapıyor diyebiliyor muyuz? Şimdi efendim şöyle, deprem bölgesinde, birinci derece deprem bölgesinde C30 santimetre karede 300 kilo yük taşıyan betonların kullanılması gerekmektedir. Biz bunu savunuyoruz Türkiye Hazır Beton Birliği olarak. Bizim birliğimize üye olan beton firmalarını biz KGS, kalite güvence sistemi dediğimiz sistemle denetliyoruz. Normlarına, bu normlara uygunsa üretimlerine izin veriyoruz ve birliğimize üye oluyorlar. Ama maalesef Van'da 7 tane hazır betoncu var. Erciş'te 3 hazır betoncu var. Hiçbiri Türkiye Hazır Beton Birliği'ne üye değil ve KGS belgeleri yoktur. Yani şu an kalite ve denetim olabilmesi için bize üye olsaydılar biz onları denetleyebilirdik. Tabii ki bu Van'da yıkılan ve Erciş'te yıkılan binaların elle dökülen betonlar da olabilir bunlar. Yani şu an oradaki hazır betoncuları da suçlamayalım. Çünkü onların kalitesinden emin değiliz. Ama şimdi bu kurtarma çalışmaları bittikten sonra Türkiye Hazır Beton Birliği olarak biz KGS elemanlarımızı oraya yollayacağız. Valilik ve belediyeyle yazışmalarımızı tamamladıktan sonra oradaki betonların, yıkılan betonların mukavemetlerini belgelemek ve raporlamak istiyoruz. Buna göre o sonuçlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani muhakkak bunun bir araştırmasının herhalde yapılması gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı da Van Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya el koydu. Herhalde bu yıkılan binalardaki betonun bir analizi yapılacak ve bakalım oradan ne tablo, ne sonuç çıkacak, onu da konuşacağız ayrıca. Bu binalarda sadece beton olarak bakmamak lazım. Yani zemini ele almak lazım, mühendislik hizmeti alıp almadığına bakmak lazım, demirine bakmak lazım, kalıbına bakmak lazım. Yalnız Van'ın acı bir tablosu var. %80 kaçak yapı. Yani hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış binalar bunlar. Yani bir mühendislik hizmeti alsaydı bu durumlara karşılaşmayacaktık.
Peki elle dökülen betondan söz ettiniz. Elle dökülen betonun depreme dayanması mümkün mü? Şimdi elle dökülen betonu şöyle özetleyeyim ben size. Hazır beton 1988 senesinde Türkiye'ye geldi. 1988'den bugüne kadar 23 sene geçti. Elle dökülen betonları biz taradık Gölcük depreminden sonra. İstanbul'daki binaları taradık. Maalesef elle dökülen betonlarda C9 ortalaması çıktı. Yani santimetre karede 90 kilo yük taşıyan betonlar olduğunu gördük. Yani bunlar yeterli değil. Süratle bu elle dökülen binaların kentsel dönüşüm adı altında yıkılarak yenilenmesi lazımdır. Bir örnek daha vereyim. 2004 senesinde Konya'da Zümrüt Apartmanı çöktü. 93 kişi öldü yani. Deprem etmemek bina kendiliğinden söktü. Evet. Aynı şekilde 2007'de de Zeytinburnu'nda Huzur Apartmanı çöktü. Bunda da vatandaşlarımız öldü. İki binanın ortak özelliği beton dayanımlarının C10. Yani santimetre karede 100 kilo yük taşıyan bir beton sınıfı. Yani bu yeterli değil. 300 kilogram yük taşıyan beton sınıfı olsaydı o binalar çökmeyebilirdi. Bu yüzden muhakkak deprem bölgelerinde santimetre karede 300 kilo yük taşıyan C30 betonundan aşağı beton minimum değeri olarak kullanmamak lazım. Yani bunu ısrarla söylüyoruz, altını çözüyoruz. Bizim Türkiye Hazır Beton Birliği'ne üye firmalarımız bunu gerçekleştirmektedir. Bir rakam daha vereyim. 80 milyon metrik hazır beton dökülmekte Türkiye'de yılda. Evet. Biz bunun 50 milyon metrik günü denetleyebiliyoruz. Geri kalan 30 milyon metrik günü denetleyemiyoruz. Çünkü bizim birliğimize üye değil. Birliğimize üye olmayan bu hazır betoncularımızı birliğimize üye olmaya davet ediyoruz ve kalitelerini denetlemek istiyoruz. Peki o 30 milyon metreküp beton sizin denetleyemediğiniz bir başka adımda bir başka kurum, bir başka yetkili kurum tarafından bunun denetimi yapılıyor mu, yoksa hiç mi denetimsiz kullanılıyor şimdi bu beton? Şimdi efendim bu denetim gönüllülük esasına dayanıyor daha doğrusu. Gönüllülük esasına. Avrupa'da da böyle kuruluşlar var bizim gibi. Türkiye Hazır Beton Birliği gibi. Onların da kuruluşları var. Ama bu kuruluşlara hepsi denetletiyor kendini. Aynı şekilde bunlar bir halka. Bizim denetlediğimiz gibi TSE de denetleyebilir. Yapı laboratuvarları da denetleyebilir. Yani bu halka zincirlerinin birbirini destekleyecek şekilde denetimlerinin sağlanması lazım. Yani zincirler eksik olduğu zaman maalesef kaçak meydana geliyor. Peki bu denetim meselesi zaten sıkıntılı, o da ortaya çıktı. Sizin burada ivediyetle alınması gerektiğini düşündüğünüz tedbirler neler? Anladığımız kadarıyla yasal anlamda da atılması gereken adımlar var. O konudaki görüşünüzü alalım. Şimdi bu depreme karşı yegane çare 1988 senesinden önceki tüm binaların tespiti karot yani mukametlerine bakılarak depreme dayanıklı mıdır değil midir raporlarına göre dayanıksız olan bu yapıların sürekli yıkılarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu yıkılan yapıların yerine de kentsel dönüşüm adı altında bir çözüm bulunması lazım. Bir de depremle zemini de müsait olduktan sonra zemin iyileştirmeleri de yapılabilir. Yüksek katlı binalardan korkmayalım. Yani görüyoruz yurt dışında 40 katlı 50 katlı binalar var. Deprem oluyor ama kimsenin burnu kanamadan depremi atlatıyorlar. Yani bizim bu kentsel dönüşümde de kat adetleri yükseltilerek para sorunu da ortadan çözülebilir. Daha geniş yollar, daha güzel mahalleler, yüksek katlı binalarla bu işi çözebiliriz. Kentsel dönüşüm adı altında. Ama bu İstanbul'da biz görüyoruz. Fikirtepe'de bir kentsel dönüşüm başlatıldı. Ama maalesef orada bir yere bakıyorsunuz 50 tane hissesi var. Herkes son 2, son 3 olmak istiyor ki müteahhitten ne koparabilirim diye. O evet. Son 2, son 3'ün kabul etmemesi yüzünden o kentsel dönüşümün sağlıklı yapılacak binası yapılamıyor. Depremde bu can kaybı olduğu zaman bunun hesabını kim verecek? O yüzden dirayetli bir yönetim tarafından kentsel dönüşümün çözümleri bulunması lazım. Ve kanunların getirdikleri bazı maddelerle bu dönüşümün önündeki engeller kaldırılarak süratle kentsel dönüşüme geçilmesi lazım. Evet. Zaten bu konuda Başbakanımızın açıklaması da bunu gösteriyor ki bu üzerine gidiyor. Bu konuyu çözeceğini söylüyor. Kendisinin söylediği gibi depreme dayanıksız binaları istimdak edip yıkacağız diyor. Bu güzel bir gelişme. Bunu sevindik yani. Haberi. Sizin evet belirttiğiniz konuda yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın da açıklaması var. Vatandaşların tamahkar olmayıp bir daire yerine daha fazla daire alabilme umuduyla binalarının yenilenmesine karşı çıktıkları noktasında imar artışı hakkını 5 yıl gibi bir süreyle
sınırlamayı düşündüklerini ifade etti Sayın Kadir Topbaş. Herhalde bu sürecin hızlandırılması için önemli bir faktör olacak bu kararda. Tabii efendim. Şimdi Türkiye'nin deprem gerçeğini unutmayalım. Deprem artık doğal bir olay. Yani biz depremle yaşamasını öğrenmek zorundayız. Yani depremler yine olacak. Bakın son 100 senede Türkiye'de 150 tane ölümlü ve hasarlı deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 650 bin binamız da yıkılmıştır. Yani bu bir gerçek. Bunun o oluşacak bir depremin aynı şiddetteki 7,2 olabilir, 7,4 olabilir. Bu şiddetteki bir deprem büyük şehirlerimizde büyük yıkımlara da sebep verebilir. Çünkü depreme hazırlıksızız. Bu şiddete karşı dayanacak olan binaları oluşturmalıyız. Yani bir daha altına çekiyorum. 1988 senesinden önceki tüm yapıların elden getirilerek mukavemetlerine bakılması, mukavemetleri tutmayan C30'un altında olan bu betonların o yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm altında uygun plan ve projelerle çözümü sağlanması gerekmektedir. Ayhan Bey, süremizi aştık ama çok kısaca bir sorum daha var. 88 diyorsunuz, 98 hani deprem öncesi, deprem zamanı hep işaret ediliyor. Ondan önceki binalar gözden geçirilmeli deniyor ama siz 88 diyorsunuz. Neden öyle dediğinizi merak ettim. Çünkü Türkiye'de hazır beton 1988 senesinde geldi. 88 senesinden önceki tüm betonlar elle dökülen betonlar. Peki. Oradan ben sınırı çiziyorum. Sınırını oradan çiziyoruz. Evet. Tabii bu arada sürekli. 88'den sonra yapılan binalarda da olabilir yani. Hı-hı. Ama bir yerden bir sınırı çekip gitmek lazım. Bir de binaların servis ömrü, yapılanın servis ömrü 50 sene. Yani 50 senede bir yapımızı yenilemeliyiz. Çünkü yeni teknoloji, yeni gelişmelere uygun, daha modern, daha dayanıklı yapılara kavuşalım. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Güleryüz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, bu bağlantıyla birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.